Günümüzde hava kalitesinin korunması, insan sağlığı ile ilişkili en önemli çevresel konuların başında geliyor. Dünyada her 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor ve yılda 7 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklardan etkilenmekte. Ulaşım kaynaklı emisyon kirliliği ise hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Toplu taşıma, yürüme ve bisiklete binme ile alternatif sürdürülebilir kent içi ulaşım biçimlerinin desteklenmesi amacıyla her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası düzenleniyor. Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik teması ile kutlandı. Bu kutlamaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü şehirlerde hava kalitesini iyileştirilmesi ve kamuoyu farkındalığının arttırılması projesi CityAir kapsamında bireysel araçların kullanımının azaltılması, bisiklet, scooter ve toplu taşıma gibi ulaşım yöntemlerinin benimsenmesi konusunda çağrılar düzenleniyor. Bizler CityAir projesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı ile ulaşımda bisikletin önemini konuşmak için bugün bir aradayız. Değerli izleyiciler, çok çok kıymetli bir katılımcı ile birlikteyiz bugün. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun çok değerli başkanı Erol Bey bizlerle beraber ve kendisinden Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletin yaşamımıza nasıl giriyor olduğunu, bisikletin aslında insan yaşamıyla ne kadar birleşerek ulaşım sorunlarına alternatif çözümler getirebileceğini konuşmak için bir aradayız. Bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nın temel konusu sıfır emisyon olarak belirlendi. Konu sıfır emisyon olduğunda emisyon kaynaklarından çok önemli bir kaynak olan trafik emisyonunun da ortadan kaldırılması için farklı alternatifler oluşturulması gerekiyor. CityAir projesi kapsamında bunları konuşabilmek ve CityAir nezdinde çok değerli başkanımızla bu konuyu istişare edebilmek için bir aradayız. Erol Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Kabul ettiniz, geldiniz. Geçen yıl federasyonunuz bizlerle beraber çok kıymetli bir çalışmaya imza attı ve Ankara'dan Konya'ya büyük bir ekip olarak bisikletlerle geldiler. Bu yıl pandemi böyle bir çalışma yapmamıza izin vermedi. Ancak sizin çok değerli görüşlerinizi biz gene burada paylaşmayı arzu ederiz. Öncelikle merhaba, herkese merhabalar. Ve bisikleti konuşacağımızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Yani isteriz ki gönül ister ki her zaman bisiklet konuşulsun. Bisiklet konuşulunca sağlık konuşuluyor. Bisiklet konuşulunca hareketlilik konuşuluyor. Bisiklet konuşulunca temiz hava konuşuluyor. Bisiklet konuşulunca da enerji tasarrufu konuşuluyor. Bundan dolayı Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birkaç tane program yaptık malumunuz. Bunlarla ilgili. Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım isterseniz. Benim çocukluk yıllarımda Konya'da evde erkek sayısınca bisiklet vardı. Yani kaç tane evde erkek var? Diyelim ki 3 tane erkek var. Baba, oğul veya işte kardeşi. Bunların sayısınca bisiklet vardı. Konya'da da ulaşım diğer illerde olduğu gibi bisikletle yapılırdı. Sonradan kalkınma arttıkça, gelişim Kaç yıl çoğaldıkça... önceydi diye sorayım mı, sormayayım mı şimdi? Fark etmez. 30-40 yıl önce. 40 yıl Tamam. önce. Her zaman sonra her şeyi sorun. Ne yapacağız? Biz bu yaşı yaşadık. Hiçbir zaman itirazımız yok yani. Ne Ama güzel. Allah hep sağlık versin. hep beraber şimdi şöyle. Yani geçmişten bir takım dersler almazsak geleceğe ışık tutamayız. Bunu da paylaşmamız lazım. Bu da bizlere düşüyor. Böyle olunca ulaşım son derece sağlıklıydı. Ne bir trafik sıkıntısı vardı, ne bir hava kirliliği vardı, ne insanlar da bu kadar hastalanabiliyordu. Ama geliştikçe bunların da yanında beraberinde getirdiği bir takım olumsuzluklar var. Bugün bir 3 yaşında çocuğa deseniz ki size ne alayım, ne diye. Bana motor al, bilmem traktör al, uçak al, bilmem ne al demez, bisiklet al der. Bu sevda 3 yaşında başlayan sevda ölünceye kadar devam ediyor. Dünyada hiçbir spor ölünceye kadar yapılmaz. Bunu niye söylüyorum? Bizden 2 dönem önceki abilerimiz şu anda 80, 85, 84, 83 yaşlarında 10 tane abimiz bugün bisikletle günlük 50 kilometre yapıyorlar. Siz 50 başka kilometre. günlük 50 kilometre, hatta bak 70 yapan var da bir tanesi 70 yapıyor. Siz bir başka bir sporda diyebilir misiniz? 85 yaşında, 88 yaşında bisiklete binip 40 kilometre yapıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bisikletin insan sağlığına ne kadar katkı sağladığını gösteriyor. Bunlar bir gün sporsuz yapamıyorlar. Bir gün bisikletsiz yapamıyorlar. Bizim bindiğimiz dönemlerde bisiklet demirdi.
ağırdı. Yarış koştuğumuz bisikletler, günün en iyi bisikletiydi 12 kiloydu. 14 kiloydu. Bugün bisikletler 6 kilo. Ve karbon. Yani her türlü, her türlü destek, her türlü kolaylık bugüne mahsus. Son derece rahat. Bakın şimdi, eskiden Avrupa'da malumunuz bisiklet yolları bizden daha önce başladı. Şimdi ulaşım da Avrupa'da, bilhassa Hollanda'da ve Belçika'da bisikletle temin edilirdi. Ama sonradan onlar da otomobile döndüler bizler gibi. Yani biz tabii ki onlardan sonra geldik otomobilde ama şimdi işe hangi arabayla gidiyorsunuz? Arabanın ismine, markasına, tipine falan diye sorulurdu. İnanın bütün dünyada şu anda herkes bütün sorunları çözdü. İşe artık bisikletle gidiyor deniyor. Ha burada ne yapacağız? İşte biz alt yapı olarak Konya'dan başlayan 1900 aslında Konya'da 60 yılında yol yapılmış. 1960 yılında bakın şeker fabrikasının duvarının kenarına 1 kilometre bisiklet yolu yapılmış. 1960'tan 1999'a kadar durmuşmuş. Ve 1999'dan bu yana 39 yani, yıl biz bir bisiklet yolu inşa etmemişiz öyle mi? Evet, aynen doğru. Bunun aksi yani bunun bir yanlış, bunun başka bir doğrusu yok. 1999-2000 yıllarından bu yana hatta 2005'ten bu yana Konya'da şu anda 545 kilometre bisiklet yolu var bölünmüş. İnanılmaz güzel bir şey. Çok ciddi bir mesafe. Evet, çok ciddi bir mesafe. Şöyle, Konya son 10 yılda bu mesafeyi kapattı. Tabii biz kapatırken de dünyadaki aramız açılıyor. Yani şimdi şöyle ki bir örnek diyelim ama yine tekrar ülkemize dönelim. New York'ta eski demir yol var, Kanada'ya giden demir yolu. Şimdi orayı demir yolu betonladılar. New York'tan Kanada'ya kadar, Niagara üzerinden 951 kilometre bisiklet yolu oldu. Şey, kesintisiz. O biliyorsunuz New York'un içinde inanılmaz bir bisiklet yolu var. Onlar bizden çok daha yukarıda. Çok var, evet. Ama dünyada da bisiklet yolunun toplamdaki kilometre fazla sayısı olarak da Konya ikinci sırada. Bu çok önemli bir bilgi. Konya'nın bu geleneğinde olmasından mı kaynaklanıyor? Siz diyorsunuz ki ben çocukluğumda da ulaşım için kullanılıyordu. Bir ihtiyaç olmasından mı? Tabii coğrafyaya da ilgisi vardır ama biraz hangi kentler daha şanslı bununla ilgili ve diğer kentlerin de dahil olabilmesi için neler yapılabilir? Bunu danışabilir miyim size? Ulaşım şöyle. Yani her kent bisiklet kullanmaya son derece uygun. Bakın eskiden bisikletlerde vites bile yoktu. Şimdi yani diklik, diyelim ki yokuş, rampa ne kadar dik olsun ona göre de uygun vitesler var. Artık bisikletlere 30'lu sayıları soruyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani neredeyse duvara tırmanacaksınız bisikletle. Yani ben şurada coğrafi düzlükler yok diyebileceğiniz durum yok. Bunu artık bisiklet kendini uyarlamış. Her türlü yerde ben gidebilirim diyor. Sadece diyor ki beni trafik olarak saygılı görün. Saygı gösterin bana. Bana bölünmüş yol verin. Benimle ilgili bir şeyler, altyapıyı hazırlayın. Ben işime bisikletle giderim diyor. Herkes bunu diyor. Bakın, hep söylüyorum ama tekrar tekrar söylenmesine hiçbir zararı yok. Hollanda'da bir tarif yapalım. Yani siz Hollanda'da oturuyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Örnek veriyorum Gebze'de. Geliyorsunuz Maltepe, efendim bu tarafa geliyorsunuz Kartal, Bostancı, evet, Kozyatağı. Sonra işte Kadıköy'e ulaşıyorsunuz. Kadıköy'e bisikleti park ediyorsunuz. Park ettiğiniz ne? Tren garı. 800 bin bisiklet parkı var. 800 bin. Siz karşıya vapurla geçiyorsunuz. Sirkeci, Eminönü. Artık orada Beyazıt. Nerede işiniz varsa görüyorsunuz akşam. Orada veya çalışıyorsunuz. İşiniz orası. Dönüyorsunuz gemiyle karşıya geçip bisiklete binip tekrar işinize, evinize bisikletle dönüyorsunuz. Bu yaşam insanları sağlığa doğru götürüyor. Yani bakın Avrupa'daki hastalanma yaşıyla veya ömür yaşıyla bize bakın. Karşılaştım. İnsanlar 120-129 yaşlarını konuşuyorlar. Neden konuşuyorlar? Hareketli yaşamla konuşuyorlar. Buna ulusal şirketler şöyle destek veriyor. Yani A firmalardan mesela bizde de bulunan bir hikaye söyleyeyim. Yani bunlar gibi firmaları biraz çoğaltın. O şeyler, kola firmalar falan da var içinde. Evle iş yerinin arasını topluyorlar. Kaç kilometre? 15 kilometre. 15 kilometre gidiş, 15'te dönüş 30 kilometre. Diyor ki işçisine 30 kilometreye sana günlük 50 kuruş veriyorum. Maaşına 15 euro fark veriyorum. Ayda 450 euro fark alıyor. Bu nedir? Ya diyor ki sen hareketli yaşam yapıyorsun. Sağlık harcamaların olmuyor diyor. Servis kullanmıyorsun. Toplu taşıma enerji tasarrufunda bulunuyorsun diyor. Aynı zamanda temiz havaya destek oluyorsun diyor. Artık evet. Dünya buna bak.
O bizim açımızdan çok kıymetli. Biz de CityAir projesinde temiz hava, kaliteli hayat diyoruz. Temiz hava, kaliteli hayat dediğimiz durumda aslında tüm bu bisikletle sağlanan ve alternatif sağlanan ulaşım yöntemleri havanın daha temiz olabilmesine ve trafik emisyonunun da azaltılmasına vesile oluyor. Dolayısıyla sağlık hem bireylerin fiziksel sağlığı söz konusu olurken aynı zamanda daha temiz bir hava solunduğu için tüm toplumun sağlığının da yani sadece kendi sağlıklarının değil tüm toplumun sağlığının da olumlu etkilenmesine bir fırsat yaratıyor. Doğru. Şimdi bakın Cumhurbaşkanımız bunu görmüş. Yaklaşık 10 yıla yakındır Sağlık Bakanlığı'na talimat vermiş. 1 milyon 100 bin bisiklet alındı. Duydunuz mu bilmiyorum bunu. Bu Biliyoruz. 1 100 bin bisikleti belediyelere sorun. A parti B parti yok. Kim bisiklet yoluna 1 kilometre katkı sağlarsa 1000 bisiklet hediye edin demiş. Bu Bir Sağlık Bakanlığı kilometreye 1.000, öyle mi? 1000 yani 1 metreye 1 bisiklet hediye edin Çok demiş. güzel, Ve çok güzel. ciddi bisikletler belediyelere dağıldı. Yani ben almadım veya bundan haberim yok. Kimsenin böyle bir deme lüksü yok. Sağlık Bakanlığı orada, alan belediyeler de burada. Ne ilçe belediyesi ne merkez belediyesi hiç karıştırmadan. Ne büyük şehir ne normal şehir. Burada hepsi kim bir kilometre katkı sağlıyor? 1000 bisikleti Sağlık Bakanlığı'ndan benim vatandaşınız kullansın. Verin bunları diyorlar. Hareket bir açacağım. Danışmak istiyorum size. Ben İstanbul'da yaşıyorum şu anda ve İstanbul'da herhangi bir noktaya bisikletle gitmek istedim diyelim ki. Bu bisiklet yolunu nereye kadar takip edebilirim? Nereden toplu taşıta binebilirim? Bunu danışabileceğim bir yer var mı? Nasıl yapıyorum bunu? Şimdi bakın şöyle bizim Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun her ilde bir temsilcisi vardır. Evet. Yani bize de Ali Rıza Emre diye bir arkadaşımız var. O da eski şampiyon sporculardan. Yani genelde spor yapanlar tercih ettik illerde. Olmayanlardan da bisiklet sevgisi olanları il temsilciliklerine getirdik. Bunlar da katkı sağlıyorlar. Yani her ne kadar spor geçmişte yapmasa da sonradan bir bisiklet sevgisi, spor aşkı gelişmiş olanlara da il temsilcilikler veriyoruz. Bunlar size şehrin haritalarını verebilirler. Nereden eviniz Çok nerede? güzel. Yani şehir haritalarını il temsilcilerinden temin etmek mümkün. Mesela nerede oturuyorsunuz? Örnek bir tane konuşmaya bağlı. Siz nerede oturuyorsunuz Ben İstanbul'da? Göktürk'te yaşıyorum. Göktürk'te yaşıyorsunuz. Göktürk'te orada bisiklet var mı? Bisiklet yolu var mı? Bölünmüş bir yer var mı? Bazı bölgelerinde var, evet. Bak mesela bu şey yakasında, Anadolu yakasında biz de bazen toplu bisiklete biniyoruz. Beykoz Belediye Başkanı'na birlikte biniyoruz. Beykoz'un oralarda dolaşıyoruz. Bu Polonez köye çıkıyoruz. Oradan Rivek'e kadar iniyoruz bisiklet yolunda. Bu tarafa gelelim. Kadıköy'den başlıyoruz. Siz de malumunuz. Nereye kadar? Tuzlu'ya kadar bölünmüş bisiklet yolları var. Kesintisiz 40 kilometre, 45 kilometre, 50 kilometre bisiklet yolları var. Bağdat Caddesi'ni şimdi böldüler. Affedersiniz, çok özür diliyorum. Birkaç tane şahraban bisiklet yolunu eleştirdi. Ya böyle bir şey var mı? Dünya bisiklet yoluna doğru hızla gidiyor. Birkaç kişi de televizyonda program olsun diye bunu eleştirmeye kalkıyor. Yani ne kadar yanlışlıkların içerisinde bu tür şeyler oluyor. Avrupa'da şunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Otomobili ehliyeti alabilmek için 5 tane soru da bisikletten geliyor. Öyle mi? Biskete Bakın ben bunu bilmiyordum. Çok önemli bir bilgi verdiniz size. yaklaşma mesafesine otomobilin, yandan geçme mesafesine bunlarla ilgili 5 tane soru var. Bu Yani sorular bisikleti ulaşımın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyorlar, değil mi? bunu 5 tane soruyu bilmeden otomobille ehliyet alma şansınız yok. Bugün değil bu. Yaklaşık 25 yıldır böyle. 25 yıldır Avrupa'da eğer otomobil ehliyeti arıyorsanız bisikletle ilgili soruları bilmeniz lazım. Ki hani bizde yaya yasası çıkarken bunu da çıkmalıydı. Tabii bunları da bakanlığımıza, spor bakanlığımıza duyurduk. Spor bakanlığımıza bununla ilgili örnekler de getirdik. İnşallah bunda yakın bir gelecekte yani çok uzak olmak şartıyla inşallah bizde yasa olacak diye düşünüyoruz. Yani ve ümitle bekliyoruz. Bu olursa belediyelerimiz ilgi gösterirse. Son zamanlarda Çevre Bakanımız biliyorsunuz. Mesela bu yıl tamamlanmadan dedi ki bunlar 3 ay önceki açıklamasında 400 kilometre daha Türkiye'de bisiklet yollarına ilave yapacağız dedi. Biz destek veriyoruz dedi. Bunlar az şeyler değiller. Geç kaldık ama şu anda da bayağı hızlı gidiyoruz yani. Yani böyle gidersek birkaç yıl sonra, 3-4 yıl, 5 yıl sonra inşallah hareketli yaşam çok daha artacak. Çok çok daha gelişecek insanlar dolayısıyla da bu yönde tercihlerini yeni bir istikamete değiştireceklerine inanıyoruz. Peki sayılarda siz herhangi bir gelişme görüyor musunuz? Ulaşım anlamında yani bisikleti spor olarak kullanmanın öte yanı
Öte yana ulaşım aracı olarak bisikleti kullananlarda artış görüyor musunuz? Hangi kentleri daha hızlı artıyor görüyorsunuz eğer bir takibiniz varsa konuyla ilgili? Bakın biz şimdi ufak spordan gireyim sonra genele geçelim. 2016 Kasım ayında biz geldiğimizde göreve bize verilen vekaletten sonra 85 tane büyüklerde bisiklet 85 tane gençlerde bisikletçi vardı, 35 tane de büyüklerdeydi. Bugün şu anda 4470 tane lisanslı sporcumuz var. Bunu geçin. Her yarışımıza binler şu anda yarış koşuyor. Ben şimdi 4470'i saymıyorum. Niye saymıyorum? Kimin okul okuluyor, kimi tatile gidiyor, kiminin mazereti var, kimi hasta, gelemeyenlerden ama start verdiğimizde binleri görüyoruz. Spor tarafı böyle. Halk tarafında... Orada da çok müthiş bir ilerlemeden söz ediyorsunuz. Benim koştuğum yıllarda Rusya'da 600 bin tane bisikletçi vardı, sporcu. 600 bin. Buradan 6'ya gidiyorsunuz milli takımda, düşünebiliyor musunuz? Zaten dünya şampiyonu olmuşsunuz yani. Yani o günlerde de Ruslar çok güçlüydü, Balkanlar çok güçlüydü. Biz de bisiklet sanayicilerinin söylediğini söylüyorum. Siz göreve geldikten sonra işlerimiz 2 kat arttı. Kazancımız da 2 kat arttı dediler. Nasıl oluyor? Şu anda ülkemizde 2,5 milyon insan bisiklete biniyor. Büyük bir sayı. Tabii tabii büyük bir sayı. Peki bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu oran örneğin Hollanda'da yüzde kaç? Ya da Almanya'da yüzde kaç? Çünkü Hollanda'nın daha istisnai bir durumu olabilir. Ya da Avrupa Birliği ortalaması konusunda bir fikriniz var mı yaklaşık? Ve Türkiye'de yüzde kaç? 45-55 gibi filan. Yani bu net değil ama 45 bisiklete binen 55 otomobile giden var diye düşünüyorum. Yani oradaki tercihler çok daha yüksek. Belki Hollanda'da bu oran 70'lerde filandır yani. Çünkü her tarafa ulaştırma bisikletle gidiyorlar. Yani bugün dünyanın her tarafında bu iş hızla artarak devam ediyor. Hiçbir yerde gerilemiyor. Artık insanlar bu işin güzelliğini, farkındalığını sondan fark ettiler ama her geçen gün hem bisikletin kaliteleri çok yükseliyor hem de ilgi geçen artarak diyor. Bir rekabet ortamı oluştu artık. Artık bisikletler, yani bisiklete binicden öte imalatçılar da daha güzel bir bisiklet sunup ikinci, üçüncü bisikleti aynı adama satmak istiyorlar. Bundan sonra devam. Peki kentler mi? Pardon, şunu da ilave edeyim. Buyurun. Bir hızlı bir şekilde elektrikli bisikletler devreye giriyor. Belki bir son, evet. Son 5 yıl içerisinde mesela diyelim ki böyle yokuş çıkma şeyiniz, formunuz yok veya yorgunsunuz. İşte artık orada elektrik devreye girecek. Sizi Sirkeci'den Beyazıt yokuşunu yukarı çıkartacak. Bu benim için çok iyi haber tabii. Harami Dere'den yukarı çıkacak. Ne bileyim oradaki Hacı Osman Bayırı'ndan sizi yukarıya çıkartacak. Yani oralarda bunu kullanacaksınız. Düz ve inişlerde de pedal çevireceksin diye düşünüyorum. Bu trend hızla da gelişiyor. Yani elektrikli bisiklet belki son 5 yılın, bundan sonraki gelecek 5 yılın en çok kullanılan aracı olacak diye düşünüyorum. Peki Erol Bey, toplu ulaşım araçlarının arasında bisikletle seyahat edilebilen hangi araçlar var ve hangi kentler bu konuda daha örnek olabilir? Diğerleri de onların belki ardından takip edebilirler. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi bisiklete biniyor. Yani çok özür dilerim, sesinizin başı gelmedi. Kayıda da girmemiş olduğunuzdan bir daha rica ederim. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay bisiklet kullanıyor. Konya Valimiz kullanıyordu. Şu anda Ankara'da tayini çıktı. Gelen valilerimiz de Konya'da, yani yereldeki idarecilerimizin büyük çoğunluğu bisiklet kullanıyor. Milletvekillerinden kullananlar var. Hı hı. Konya'da tramvaylara bisiklet konabilecek şeyler hazırlandı ve konmaya başladı. Otobüslere konmaya başlandı bunlar. Yani insanların tercihlerine saygı ciddi bir şekilde artarak devam ediyor. Bugün çok başka kentlerde var mı? Vallahi birkaç tane İstanbul'da gördüm. Birkaç tane İstanbul'da gördüm. Hani benim tamamını göremedim. Bunları yavaş yavaş diğer kentlerde örnek olarak devam edecek. Yani diyorsunuz ki toplu taşıtlarda bisikletin olabilmesi aslında fırsat yaratıyor. Çünkü daha uzun bir mesafeye gidiyorsa da toplu taşıta kadar bisikletiyle geliyor. Toplu taşıtına biniyor bisikletiyle beraber ve devam ediyor. Ya da bisiklet için park alanlarının oluşturulması ve o park alanlarının kullanılması lazım diyoruz anladığım kadarıyla, değil mi? Bakın şöyle, belediyelerimiz yaklaşık 20 yıldır Konya Büyükşehir bu başı çekti bu konuda. Uydu takipli bisikletler var Avrupa'da olduğu gibi, biliyorsunuz. Siz Konya'ya geldiğiniz uçakla şehir merkezinden herhangi bir noktasından belediyeye ait bir bisikleti alıyorsunuz. Biniyorsunuz ve herhangi bir
vasıtaya bineceğiniz bir noktada bisikleti park edebilecek yerler var. Konya'da bu işin altyapısı tamamen çözüldü. Bunlar olmadan önce Konya'ya veya ülkemize veya dünyada gezen turistlerin bagajlarında katlanan bisikletler vardı. Biliyorsunuz. O bisikleti şehrin merkezine arabayı park ediyordu. O gün öyle park sorunu falan yoktu yani. Çünkü o kadar vasıta da yoktu. O kadar ihtiyaç da yoktu. O katlanan bisikletleri açıp şeyli geziyorlardı. Artık bunları getirmiyorlar yanlarında. Her ilde hemen hemen ama Türkiye'nin tamamını söylemiyorum. Hele de 10-15 tane pilot ilde var bunlardan. Bu uydu takipli bisikletlerden istediğiniz yerden kiralayıp binip bir başka istasyona bırakarak işinde devam edebiliyorsunuz. Bunlar korkunç kolaylık. Hatta biz Konya olarak bir bisiklet otobanı yapmayı düşünüyorduk. Yani yapacağız. Evet evet, bu belki dünyada ilk olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize sözü var. Şöyle bir şey var. Konya'da Çatalhöyük ve Gilisa diye bir tarihi bir yer var. Duymuşsunuzdur. Burası yaklaşık Konya 30 kilometre merkeze. Bisiklette 30 kilometre çok bir önemli değil. Bakın mesela bisiklet spor yapmayan veya binmeyen, bilmeyen 30 kilometreyi çok görür. Ya biz de 30-40 yaşından sonra bisiklete binmeye başlayanların inan pazar günleri Konya'da ilçeler arasındaki yollar dolu. 90-100 kilometre, 150 kilometre, 125 kilometre yol kat ediyorlar. Sonradan bir bisiklet aşkı gelişmiş ve onlar sabah bir çıkıyorlar evden. Akşam evlerine bisikletle dönüyorlar. Yani Beyşehir 90 kilometre. Mesela geçen hafta gibi grup Beyşehir'e gittik 90 kilometre. Orada balık yedik diyor. Biraz hava kararınca da otobüse bindik geldik diyorlar. Hava kararmasa demek ki bisikletle de geri dönecekler. Her geçen peki otobüse dönem, binip geldiklerine göre bisikletlerini otobüse mi koyabilmişler? Bagajlar var ya biliyorsunuz. Alttaki bagaj. Valiz konağı yerler. Bu da mümkün. Tabii bunlar zaten mümkün. Ama şimdi özel ilgi de var. Konya'daki tramvaylardan biz inşallah önümüzdeki hafta federasyonun sitelerinde paylaşacağız. Tramvayların hepsinin önde bisiklet işaretleri var. Yani buraya bisikletinizi koyup veya otobüse bisikletinizi koyup bununla gidebilirsiniz. İneceğiniz yerde de alın bisikletiniz diye. Yani bunlar her geçen gün artıyor. İnşallah artarak da devam edecek diye düşünüyoruz. Şu anda hareketli yaşam bize göre çok iyi bir şekilde gidiyor. Yeter mi yetmez? Hep beraber destek olacağız. Gündem yapacağız. Bunlarla ilgili gayretlerimizi göstereceğiz ki sonuç güzel olsun. Peki o zaman ben sizden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız olarak ulaşımda sıfır emisyon sağlayabilmek amacıyla bisikletin önemine ve bisiklete henüz bilmeyenlerin buna nasıl başlayabileceğini bir özet olarak rica edebilir miyim? Şimdi bakın şöyle, bisikleti öğrenmek kadar aslında çok kolay bir şey yok. Yani bugün başlangıçta biliyorsunuz yanında koruyucu tekerlekleri olan ilk sıfır yani 2-3 yaşlarında koruyucu tekerleklere bindikten sonra zaten bisiklet kendinizden o tekerleri söktürüyorsun. Böyle bir başlangıç oluyor. Eğer hakikaten sonradan yaşı yani diyelim ki biraz gecikmiş sonradan bisiklete binmek istiyorsa bu her ilde bizim il temsilciliklerimize eski spor yapmış arkadaşlarımız var. Bunlar bir ücret karşılığı falan değil. Yani bunların karşısında en ufak bir şey yok. Her zaman bisikleti binme için eğitim verebilirler. Bir de bisiklet firmaları da bu yönde ciddi destekler veriyorlar öğretmek için. Yani bu zor bir şey değil. Herkesin kullanabileceği tek araç. Yani zor da değil. Biz bir bindiği anda da bisiklette inanılmaz bir hürriyet vardır. Neden? Bakın şimdi ne kadar yorgun olursanız olun. Bak çok ciddi söylüyorum. Ne kadar sıkıntılı beyinsel yorgunluk varsa bisiklete bindiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Arazi değişiyor, parkur değişiyor, gözler değişiyor. İniş çıkışlar gelişiyor, hafif teri geliyor, toksinler atıyorsunuz. Ve manzara değiştiği için bir pozitif bir enerji geliyor. Ve bisikletin adeledeki, bacaklardaki adelesinde yumuşaklık oluşuyor. Şimdi bakın, hiçbir sporcunun bacak adeleleri yumuşak olamaz. Yani pamuk gibi olamaz. Ama bisiklette bu şarttır. Neden? Bisiklet bacak adelleri yumuşatıyor. Yumuşamak ne demek biliyor musun? Diyelim ki uzun bir yoldan geldiniz, araba kullandınız, otomobil. Diyelim ki koştunuz, güncel işte bedensel iş yapıyorsunuz. 20 dakika bisiklete binin, adeleleriniz yumuşasın. Adele yumuşayınca masaj nedir? Adeleleri yumuşatmaktır değil mi? O zamanlar bir an önce hızlı olarak dinleniyorsunuz. Dinlenince de bisikletin faydası burada da gözüküyor kendilerine. Dolayısıyla bisiklete bindiğiniz anda beyinsel yorgunluklarınız da varsa, stresiniz de varsa, diyelim ki yorgunluğunuz da varsa bunlar hepsi geçer. Herkes bilmiyor, bisiklete davet ediyorum. Ben
Çok çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz tüm bu bilgiler için. Aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında site yerinizde yaptığımız bu toplantıda, bu en azından Zoom görüşmesinde herkesi ulaşımda daha az emisyon harcayan ve sıfır emisyon yolunda da hepimize fırsat sağlayacak olan bisiklete davet ettiğiniz için ben şahsım ve site projesi yetkilileri adına çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi ve kamuoyu farkındalığının artırılması projesi STEER kapsamında bireysel araç kullanımının azaltılması, bisiklet, skuter ve toplu taşıma gibi ulaşım yöntemlerinin benimsenmesi konusunda çağrılar düzenliyoruz. Bu çağrılar nezdinde bizlere toplantıda söz veren ve çok değerli görüşlerini paylaşan Türkiye Bisiklet Federasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Bisikleti konuştuk birlikte. İnşallah bu konuşmalar hayatımıza yansır, tercihlerimize yansır. Hep birlikte bisiklet kullanırız. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ardından STEER projesi kapsamında Türkiye Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile ulaşımda bisikletin önemini konuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2023 yılı sonuna kadar 3000 kilometre bisiklet yolu ve 3000 kilometre yeşil yürüyüş yolu tamamlamak üzere gerekli adımların atması hepimiz için daha temiz bir hava, daha kaliteli bir hayat anlamına geliyor. Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik diyor, herkesi daha temiz hava için trafik emisyonunu azaltmaya davet ediyoruz.